Ayşe. Ayşe. Ne yapıyorsun sen? Gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. İyi misin? İyiyim. İyiyim gördüğün gibi. Çok iyiyim. Hatta o kadar iyiyim ki yani tahmin bile edemezsin. Hayatım lütfen biraz sakin olur musun? Söz veriyorum sana toparlayacağız. Toparlayacağız sevgilim. Ferit, bana lütfen söz verme artık. Neyi toparlayacağız, neyi söyler misin? Her gün daha da fazla dağılıyoruz. Hiçbir şeyin toparlandığı yok. Keşke elimden bir şey gelse, keşke. Keşke senin acılarını da alsam, yüreğime katabilsem. Keşke ama olmuyor işte. Olmuyor Ayşe. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Keşke seni tanımasaydım. Keşke o teklifi kabul etmeseydim. Keşke sana aşık olmasaydım. Ya niye böyle konuşuyorsun Ayşe? Niye hemen bizi harcıyorsun? Senin yüzün gülsün diye, sen mutlu ol diye ben canımı veririm, canımı. Niye böyle yapıyorsun ya? Buraya geldiğimden beri ne zaman kafamı yastığa koysam Ayşe bugün başına ne gelecek diyorum ya. Bitti artık, bitti, yok. Eskisi gibi değil, anladın mı? O değişik kız yok artık. Anne. Ayşe. Anne dur, karışma bak, hiç sırası değil. Anne yapma. Ayşe. Anne. Anne yapma, hiç sırası değil. Hayat hiç kimse için toz pembe değil kızım, maalesef. Anne. İnsan acı biriktirdikçe güçleniyor. Yaşadığımız bazı şeylere kader deyip geçmekten başka çaremiz yok. Anne bak, bu bizim özelimiz. Lütfen çıkar mısın? Tamam, çıkacağım. Ama önce sözümü bitireceğim. Daha ne yaşadın ki Ayşe? Oğlum sana ne yaşattı da ona bu kadar acı laflar söylüyorsun? Beterin beteri var kızım. Bak Ferit seni çok seviyor. Üzerine titriyor. Senin için ailesini, annesini karşısına aldı. Sevildiğini, değerini bil kızım. Acı sözlerini yut lütfen. Anne. Bak sana son kez söylüyorum. Bir daha buraya gelip burada bizim özelimize karışırsan, bir laf edersen, değil konaktan, Antakya'dan giderim, bir daha yüzümü göremezsin. Duydun mu beni? Bu sana son ikazım. Ferit oğlum, biz sen iyi misin diye geldik. İyiyiz abi, iyiyiz çok şükür. Lütfen çıkar mısınız şimdi? Tamam lütfen hadi yat biraz dinlen. Bak hepimizin sinirleri bozuldu. Lütfen yat dinlen biraz. Ferit, ben avluya inmek istiyorum. Hava alacağım biraz. Tamam inelim, beraber hava alalım o zaman hadi. Yalnız kalmak istiyorum. Avluda duracağım tamam, söz veriyorum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sabah sabah girişmişsin kelle paçaya. Fakat nasıl özledim senin çorbalarını var ya. Kurt gibi de acıktım. Hatırlıyor musun ilk tanışmamızı? Bir kase çorba içirdin diye bütün dükkanın etlerini temizletmiştin bana. Böyle bedava ekmek yok. Daha ilkokula giden çocuktum ben. Elime verdim bıçağı, ayıkla şu etleri dedim. Daha o yaşta okulu asıp yan kesicilik yapıyordum. Sayemde et kesmesini öğrendin, şimdi de insan kesiyorsun. Allah'tan onu fakülteden öğrendim, senden değil.
Ama şans getirdim sana ha. Doğru. Memleketin her köşesinde kasap dükkanın varsa bu da senin kısmetin ne oldu? Sen bana ikinci bir şans verdin. Ben de kısmetimle geldim diyelim ha. Bu Ayşe'nin bir düşmanı var. Adı Hande. Ferit'in eski nişanlısıymış. Bizim kıza kafayı takmış durumda. Ayşe'yi korumamız lazım. Bu iş sende. Her adımını takip edeceksin. Nakile kadar kızın kılına bile zarar gelmeyecek. Nakil olduktan sonra mumlar olabilir diyorsun yani ha? Tamam şaka yaptım. Bakma öyle kötü kötü. Dedem. Hayırdır? Erkencisin kızım. Keyfin yerinde bakıyorum. Spor da yapmışsın. Bunu neye borçluyuz acaba? Sen de bir cinsin ha. Benimle doğru düzgün konuşan da. Anneciğim mutlu olsam şüpheleniyorsun. Hüzünlü olsam dertleniyorsun. Ne diyeyim ben sana şimdi? Aman kızım aman. Sen bir şey deme. Sen iyi ol da ben her şeye razıyım. Aferin öyle uslu anne ol. Ya kızın sporunu yaptı. Mutluluk hormonlarını salgıladı. Şimdi giyinip babasının mahkemesine gidecek. İyi güzel. Git hazırlan kızım. Annen de gördüğün gibi hazır. Mahkemeye birlikte gideceğiz. Emin misin anne? Babam seni görmek isteyecek mi? Sence bu benim umurumda mı Hande? Gelme anne ya. Şimdi benim de keyfimi kaçıracaksın. İkinizin keyfiyle de hareket etmiyorum ben kızım. Zaten hiç hayra alamet değil böyle enerjik olmak. Aa anneciğim anlamıyorsun sen. İlahi adalet tıkır tıkır işliyor şu an. O ne demek şimdi? Şöyle bir denklem. Beni üzenler düştükçe ben yükseliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ama sen bu denklemlerden anlamazsın. Of ben yeniyorum. Parlıyorum ateşi. Bir an önce pişsin. Çok acıktım. Hoppa. Hoppa. Sen bu karavanı buradan çek. Burada ayaz olur bundan sonra. Yok bugün çekeceğim zaten başka yere ya aklımda. Mecburum. Niye mecbursun? İt kopuk mu dadandı yoksa? Yok. Ferit. Ferit girmiş ben yokken. Niye haberim yok benim bundan? Ya işte fırsatım olmadı, şimdi söyleyebilirim. Demek ki senden şüphelenmiş. Bir şey bulmuş mu bari? Yok. Yani bir tane fotoğraf bulmuş, eski Ayşe'nin bir fotoğrafını. Ama ben halledeceğim dede, merak etme. Neyi halledeceksin lan? Neyi halledeceksin? Herif senden şüphelenmiş işte. İşkilenmiş. Neyi halledeceksin? Ne olacak şimdi ha? Ne olacak? Ya halledeceğim dedim dede ya. Ya sen bu aralar biraz fazla mı gerginsin? He? Karşında evladın var, bana güvenmez mi oldun? Tamam tamam. Sen beni biliyorsun. Ben böyle aniden celalleniyorum işte. Elif'im iyileşsin, eski günlerime döneceğim. Sen şuradan iki tabak getir de çorbaları içelim hadi. Kalp Yarası ATV'de.